hani AK Parti'nin ana aktörlerin tamamı engelli. Yani vetolu. Tam ana aktörlerin tamamı. Yani çıkacak aday siyasi bir kişilik olmayacak büyük bir ihtimalle. Ben onu bekliyorum. Hatta siyasal bir kişilik olmayacak ve ağırlı olan bir kişilik olmayacak. Çıkacak, yani, çıkmayacak yani orada da. İkisine de çıkmayacak yani. Siyasal bir kişilik çıkmayacak orada. Ama o zaman sizin söylediklerinize yine geçmişe dönük konuşmalarınıza tamam. Baktığımız zaman işte eğer AK Parti istese Adana'yı alır. Evet alırız. Başına ve sağından bu. Hani, geldiğimiz nokta oraya. Zaten geldiğim nokta bu. Yani istese alır kelimesini ben hala söylüyorum ama burada istediğine artık inanmıyorum. Yani böyle bir şey kanaat getirmiyorum istediğine. Yani bu nedenle büyük bir ihtimalle olacak adaylar apolitik olabilir. Yani politikayı bilmeyen insanlardan olabilir. Veyahut da ilçenin... Kaybetmek ya da kaybettirilmek isteniyorsa. Evet. Yani buradaki önemli olan bu. İkinci Fatih Bey'in önemli sorunlar bir tanesi de meclis üyeliği sorununu yaşayacak yani. Çünkü teşkilatın en son karşılama şeklinde gördük ki teşkilat pek de bu işe hevesli değil yani. Seçim almak gibi hevesini görmedim ben o toplantıda teşkilatın. ÇKS, Fatih Koca ismi. Evet, yalnız orada bir sıkıntı oldu. Hatta şöyle il başkanı ve Ömer Bey şeyi paylaşmadılar açıklandığı gün. Büyükşehir adayını tebrik etmediler ama işte ya demek ki o başka birini düşünüyorlardı. Yani belli zaten bu da. Bir gün sonra ama verilen fotoğrafta artık sanki biraz daha şey ara yumuşadı ve şeyler giderildi yani gibi. O zoraki fotoğrafın ben etkisi olacağını düşünmüyorum yani. O, ama yani yine fotoğraf, de böyle bir fotoğraf verildi. Fotoğraf diline baktığımız zaman o dil onu göstermiyor. İkinci bir sıkıntı Fatih Koca ismi baktığımız zaman şimdi yaşayacak. Meclis üyeliğinde yaşayacak dediğim gibi. Yine apolitik bir teşkilat var. Apolitik gençliğin teşkilatın yapmış olduğu apolitik bir meclis üyesi listesiyle seçime gidecekler. Ben artık bu ihtimali görmüyorum yani. Fatih Bey böyle egemen olabilir mi? Karşı yapabilir mi? Çünkü buna da yeterli görmüyorum orayı. Orada bir sıkıntı doğacak. Dolayısıyla gittikçe böyle bir azalan bir heves doğmaya başladı AK Parti cenahında. Sağdan çekilmeler, işte işin takibini bırakmalar, çalışmayı bırakmalar şeklinde biraz moral motivasyon eksikliği artık doğmaya başladı. Yalnız Hüseyin abi çok özür dilerim. Şeyin teşkilatın apolitik olması biraz Fatih Koca isminin işine yaramaz mı? Niye? Şu açıdan hani en azından Büyükşehir'e gelecek meclis üyelerini 1, 2, 3. ilk sıraları en azından mesela çok hani apolitik olan teşkilat çok müdahil olmayacaktır. Yok, Fatih Koca ismi işte, kendi belirleyecektir. Hayır öyle değil. Keşke Fatih Koca ismi belirlemiş olsa ben yetkinin tamamen Fatih Bey'e bırakılması durumunda daha başarılı olacağını düşünüyorum. En azından siyasetin içinden geldiği için. Yoksa bu teşkilatın belirleyeceği meclis üyeleri elbette ki yani, sıkıntı doğuracak yani. Fatih Bey belirlerse çünkü kendi seçimi, kendi siyasi geleceği var burada. Daha böyle seçimi kazanmak amaçlı uğraşacak. Ama ben gördüğüm kadarıyla o yetkisi fazla olmayacak. İkincisi handikapı da bu. Yani sonraki seçimde daha 65 gün var seçim ama 65 gün içinde ben plan, program, ekip, çalışma standardı ve ortaya koyacağı vizyon, misyon bunların zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda açılana da mesela 10 gün mü oldu şu anda? Aşağı yukarı bir hafta 10 gün oldu. Bir hafta 10 gün oldu. 10 gün oldu ama bir hafta içerisinde herhangi bir olay yaşanmadı. Yani bir çalışma başlamadı. Yani bu ciddi bir sıkıntı. Tamam kendisi götürebilir ama ekibi en azından sokaklar donatılmalıydı. Reklamlara bastırılmalıydı. Yani ekip oluşturulması ve meclis üyesi adaylarının bu noktada şeyi önemli. Yani Fatih Koca İspir ismi var. Üreğe Belediyesi'nde belediye başkanlığı yapmış, ismini duyurmuş ama ekibini oluşturmazsa ve meclis üyelerini seçmediği takdirde kaybedebilir. İkincisi Soner Çetin ve Akif Akay eğer olmazsa ki bunlar da başka partilerden aday olacaktır. Bu defa Fatih Bey'in şeyi daha yükselecektir. Demin bir de üzerine desteklememesi, kendi adayı çıkarması başlı başına Fatih Bey'in önünü açar. Ama aldığınız ama bunun bilgilere yanında, göre dediniz Soner Çetin'le yani, devam eder diye düşünüyorum. Fatih Kemal Akay devam bunun yanında Fatih Bey'in eksileri artıları var ama Zeydan Karalar'ın çok fazla artısı yok. Genelde eksisi var.